Canlarım selam ben Emre Hoca'nız kanalıma hoş geldiniz. Efsane 11. sınıf trigonometri kampında bugün sizinle birlikte açı dönüşümlerini ne yapıyoruz? Noktalıyoruz. Tabii ki geometrik şekiller üzerinde işlemler yapacağız. Bir önceki derste genellikle klasik soruları çözdük. Bugün ise full çözeceğimiz soruların hepsi geometrik şekiller üzerinde. Yeni nesil sorular var. ÖSYM tarzı sorular var. Amacımız size AYT matematiğe hazırlamak. Şimdi geldik hemen sahnemizi çevirdik ve bir hatırlatmamız var. Bir önceki dersin hatırlatması bu. Bizim birinci ve ikinci bölgemizde pozitif olan trigonometrik fonksiyonumuz kimdi? Tabii ki sinüstü. O yüzden buradan çıkan sonuç şu. Mesela sinüs 120 dediğin ifade neye eşitti? Sinüs 180'e tamamlıyorduk. 60 yazıyorduk. İkinci bölgede de pozitif olduğu için böyleydi. Ama Dikkat. Mesela kosinüs 120. Ne yapıyordun? 180'e tamamlıyordun. Kosinüs 60 yazıyordun. Ama ikinci bölgede kosinüs negatif olduğu için burası eksi kosinüs 60 oluyordu. Yine aynı şekilde tanjant 120 ve kotanjant 120 için de böyle bir şey geçerliydi. Eksi tanjant 60 yazıyordum. Eksi kotanjant 60 yazıyordum. Şimdi ben bunları size bir önceki derste öğretmiştim. Ben şuna bakıyorum. Burada bir alfa açısı var ve bu alfa geniş açı. Geniş açı olduğu zaman kosinüs değerini sorduğu zaman sonuç bir kez negatif olmak zorunda. Yani A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı kafadan değil bir kez cevap. Anlaştık mı? Peki biz nasıl yapacağız hocam? Biz bu alfayı sanki içerideymiş gibi düşüneceğiz. Sanki içeride gibi, tamam mı? Ve içerideki şu x değerinin biz kosinüsünü bulacağız, soruyu bitireceğiz. Peki Şuranın tamamı 13. Buranın tamamı da kaç? 12. O zaman buraya kaç kaldı? 5 kaldı. Peki dikkat edersen şurası 7, şurası 5. Gel buraya A de ve şuradaki sarıya boyadığım üçgende tabii ki Pisagor teoremi uygula. O zaman uygularsak A'nın karesi eşittir 5'in karesi 25, 7'nin karesi de 49. Buradan A'nın karesine geldi. 74 a dediğin ifade karekök 74 geldi. Peki kosinüs x komşu bölü hipotenüs o zaman ne gelecek? 7 bölü kök 74 araya açıyorum. Sebebi bu açının değerini bulduktan sonra önüne geliyorsun eksi koyuyorsun. Çünkü kosinüs alfa geniş açıdır. Geniş açının değeri de negatif olmak zorundadır. Birinci sorumuzun cevabı e şıkkı geldi. Şimdi geldim ikinci soruma. Burada aşağıdaki şekilde bir ABC'de yamuğu var. Yamuk sorularında bizim yapmış olduğumuz yöntem neydi? Paralel kenara tamamlama. Peki geldim hemen şöyle şunun bir rengini ne yapalım? Maviye çevirelim. Paralel kenarımı hemen atıyorum. Şöyle bir şey yaptım. Güzel insanlar bura 4 ise bunun karşısı 4'tü. Bura 6 ise bunun karşısı 6 ydı. Tamamı 14 ise 4'ünü burada kullandıysan burası 10 oldu. 6 8 10sa şurası 90 oldu. Peki paralel kenarda hatırlamam gereken özellik neydi? Karşılıklı bak şöyle çapraz şekilde bu açılar birbirine eşitti. Peki bizden kosinüs alfa'yı istemiş yine. Ne yapıyorsun? O zaman ben bu alfayı sanki içerideymiş gibi davranıyorum ve kosinüs değerini hesaplıyorum. O zaman geldim kosinüs x'i yazdım. Kosinüs x ne? 6 bölü 10. Komşu bölü hipotenüs 6 bölü 10 yazdım. Peki kosinüs alfa neye eşit? Tabii ki bu değerin eksilisine eksi 6 bölü 10 yani sadeleşir. Eksi 3 bölü 5 gelir. Cevap da Bursa olur. Mantık bu şekilde. Şimdi geldim hemen üçüncü soruma. Burada aşağıda özdeş karelerim var. Bakın bu tip aralarda kalmış açıları biz genellikle taşıma işlemleriyle bitiririz. Mesela bu alfayı sen buraya taşıyabilirsin. Ya da şöyle burayı uzatsam buraya da taşıyabilir miyim? Evet taşırım. Anlaştık mı? Niye hocam taşıma yapıyorum? Çünkü şu parçanın uzunluğunu bilmiyorum. Ama sen bu açıyı buraya taşıdığın an al sana bak tak şu uzunluğu da biliyorsun. Şuradaki uzunluğu da biliyorsun. Peki ne yaptık? Alfanın hemen tamamlayıcısı açısı x'ini yazdık. Tanjant x'i gelin sizinle bulalım. Tanjant x karşı bölü komşu 3 bölü 2. E peki tanjant alfa ne? Onun eksili değeri cevap eksi 3 bölü 2. Bu kadar. İş bundan ibaret. Zor mu değil? Ne yapıyorsun? Açıyı buluyorsun. Eksilisini alıyorsun. Ama sadece tanjantta kotanjantta ve kosinüste eksili alıyorum. Sinüste aynen devam ediyor. Geldim. Dördüncü soruma. Şimdi dördüncü sorumu çözebilmem için şu soruyu bir okuyayım ve size bir bilgi vermem lazım. Rukiye her birinin boyu 41 santim olan kitaplarını raf yüksekliği 40 santim olan kitaplığına aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştiriyor. Buna göre tanjant alfa nedir? Şimdi şöyle yapalım. Şu alfayı biz gelin sanki buradaymış gibi düşünelim ve bu üçgeni buraya taşımak istiyorum tamam mı? Şurası bak şurası benim kitabımın olduğu yer. Yani boyu 41 santimmiş. Şurası kitaplığımın kısmı 40 santimmiş. Peki geldim şuraya. Ne yapacağım? Dikkat. Bu alfa açısına göre tanjant değerini bulacağım. Ya hocam 41 40 ile ilgili bir özel üçgen var mı? Var. 9 40 41 özel üçgeni var. Pratik yol şu. Bunun karesini aldın kaç yaptı? 81. İşte ardışık iki sayının toplamı şeklinde yazılacak. Mesela size bildiğiniz bir yerden örnek verirsem daha iyi canlanacak kafanıza. 7 24 25 diye bir özel üçgen var mı? Var. 7'nin karesi ne yaptı? 49 yaptı. İşte al sana ardışık iki sayının toplamı. Ya da bir tane daha örnek vereyim. Kendimi tutamıyorum şu an. 5, 12, 13. 5'in karesi 25 bak al sana ardışık 2 sayının toplamı. O zaman 9, 40, 41 bir özel üçgen mi? Evet. Şimdi ne yapıyorum? Bu x açısı sanki içerideymiş. Pardon alfa açısı sanki içerideymiş gibi davranıyorum. Geldim tanjant x değerini buldum. Neydi? Karşı bölü komşu 40 bölü 9. Ama hocam bize tanjant alfayı sorduğu için bu değerin eksilisini alıyorum. Eksi 40 bölü 9 Bursa cevap geldi. Olay bundan ibaret. Yeni bilgiler de öğrendim. Bak ne yaptın? Böyle özel üçgenler varmış dedik. Geldik hemen 5. sorumuza. Şimdi sorumuz çok tatlı bak. Gerçekten çok tatlı. Lütfen siz de benimle birlikte tane tane yorum yapın. Geldik ABC'de kare. CEFK birer kare. Tamam. Kare ise o zaman burası da 4 birim. Bura 6 ise burası da 6 birim. Daha doğrusu santimmiş. Oralara takılmayalım. Şurada alfa var. Sinüs alfa değerini istiyor. Çok şanslısınız. Yanlış bile yapsanız doğru bulacaksınız. Peki niye? Çünkü sinüs hem birinci bölgede hem de ikinci bölgede pozitif. Ama siz yanlış yapmayacaksınız. Doğrusunu öğrenip doğru yapacaksınız. Peki. Ben buraya geldim 90 yazdım. Buraya geldim 90 yazdım. Buraya da geldim x yazdım. Sonuç ne oldu? alfa ile x'in toplamı sonuçta ben buraya bir tam açı derim. Tam açı 360 dereceydi. 180'i burada olduğu için buna 180 kaldı mı kaldı? Bu iki açı birbirini 180'e tamamlıyor. Dersin başına gel Emre. Hemen gel şuraya. Ne dedim? Bak birbirini 180'e tamamlayan sinüs değerleri birbirine eşitti. O zaman tekrardan hemen anlatacağımız yere bir gelelim. Güzel insanlar geldik. Şimdi ne yaptık? O zaman sinüs alfa dediğin değer sinüs x dediğin değere eşit. Ama hocam burada kosinüs alfa ile kosinüs x arasındaki ilişkiyi sorsaydı işte bunu eksi koyacaktı. Ya da hocam tan alfa ile hani x arasındaki ilişkiyi sorsaydı eksi koyacaktım. Lütfen unutma. Şimdi ne yapıyorum? O zaman sinüs alfa'yı mı istemiş? Evet, ben sinüs x'i bulacağım, soruyu bitireceğim. Bak şimdi. Geldim şuraya. Ne yapalım? Ee, hangi harf verelim? Manisa'nın M'si olsun. Ve şu üçgende, sarıya boyadığım üçgende gelin Pisagor teoremini uygulayalım. Peki Pisagor teoremi neydi? 90'ın karşısı yani hipotenüsün karesi. 36 eşittir. Dik kenarların kareleri toplamı 16 artı m kare. Geldim bunu attım karşıya 20 eşittir buradan m kare. m buradan ne geldi? Kök 20 geldi. Ama hocam kök 20 bizim sevdiğimiz bir sayı değil. Gelin bunu 4 çarpı 5 yazalım. 4'ü de dışarı 2 diye atalım. 2 kök 5 olsun. Geldim şuraya 2 kök 5 dedim. Artık sinüs x değerini bulabilirim. Sinüs x ne? Karşı bölü hipotenüs. O zaman 2 kök 5 bölü 6. Burada 2 ile 6 sadeleşti. 3 kaldı. O zaman sinüs alfa değeri ne geldi? Kök 5 bölü 3 geldi. Cevabın denizli çıktı. Peki hocam biraz böyle tekrar edelim. Hem de iyi olur. Mesela kosinüs alfayı sorsaydı ne olacaktı? Sen kosinüs x değerini bulacaktın. Ne yiyor? Komşu bölü hipotenüs. O zaman cevap eksi 4 bölü 6 olacaktı. Hocam tanjant değerini sorsaydı hemen bak tanjant alfa şuna eşit. Karşı bölü komşu ama eksilisi 2 kök 5 bölü 4 değerine eşitti. Lütfen bunların hepsini not alın. Bunları her yerde böyle detaylı bulamazsınız. Geldik. Altıncı sorumuza. Şimdi yine bir yamuk sorusu. Yamuk sorusunu artık size öğrettiğimi düşünüyorum. Hatta mantığını tam anlamıyla kavrattığımı düşünüyorum. Ne yapıyormuşuz biz güzel insanlar? Tabii ki ev yapımı baklava. Ben bunu hep böyle söylerim. Şöyle ev yapım baklavalar hep paralel kenardan oluşur ya. Çok da güzel olur böyle var ya. Yakında bayramda yok ki işte yapan olsa da yesek. Şimdi şöyle burası alfa. Geldik bu alfayı buraya taşıdık. Burayı 7 ise bunun karşısı 7. Bura 15 ise bura da 15. E, tamamı 24 ise sen 7'sini kullandıysan buraya da 17 kaldı mı kaldı. Şimdi canım benim. Ben 8, 15, 17'yi nerede olsa tanırım. Nerede olsa tanırım. Niye? Çünkü onun burada da 90 derece olduğunu biliyorum. Çünkü bir özel üçgen 8, 15, 17. Peki bu alfa sanki içerideymiş gibi davranıyordum. O zaman kosinüs alfayı sormuş mu? Sormuş. Gelin kosinüs x'ini bir bulalım. Ne diyor? Komşu bölü hipotenüs 15 bölü 17. Ama ben kosinüs alfayı bulacağım için bu değerin eksilisini alıyorum. Peki sinüsü sorsaydı artıydı dikkat. Tanjantı sorsa eksi, kotanjantı sorsa eksi. Tamam mı? Geldik. Şimdi hemen bir sonraki sorumuza. ABC'de bir kare. Peki burada uzunluklar arasında bir ilişki vermiş. Peki ben buna bir birim dersem, şuraya bir dersem, AH'ın tamamı da 3 oldu mu oldu? E peki bu bir kare ise 4 birim oldu. O zaman burada 4. Şurada bir 90'ın var, 3'ün var, 4'ün varsa burası da 5 oldu mu? Evet oldu. Peki sinüs alfayı sormuş. Sanki içerideymiş gibi davrandım. Peki sinüs x değerine bakalım. Sinüs x neye eşit? Karşı bölü hipotenüs. 4 bölü 5. Dikkat! Sinüs hem 1'de hem de 2'de pozitif olduğu için direkt sinüs alfa o da 4 bölü 5. Geldim böyle yazdım. Cevap da Denizli çıktı. Bundan ibaret. Geldik bir sonraki sorumuza. Bak şimdi burada harf koyması sizin gözünüzü korkutmasın. Bu soruyu o yüzden aldım. Bak neyse o. Aynı mantık. ABC'de bir yamuk mu yamuk? Yamukta ne yapıyormuşum? Ev yapımı baklava yapıyoruz. Tak böyle bunu gönderdik. Tamam mı? Şöyle burası A ise bunun karşısı A. O zaman tamamı A artı 10'du. Ben ondan A çıkartırsam ne kalır? 10 kalır. Demek ki şuraya Emre'nin E'si desek. Şu sarıya boyadığım yer neye eşitmiş canlarım? Ona eşitmiş. E bu burası paralel kenarsa, burası 8 ise karşıda 8. 6, 8, 10 mu? Evet. Diki koydum. E peki karşılıklı şöyle çapraz olacak şekilde bu açılar eşit de eşit. Alfayı yazdım. Şimdi sanki içerideymiş gibi davranıyorum kosinüs x'imi buluyorum. Ne o? Komşu bölü hipotenüs 8 bölü 10. Ama dikkat kosinüs alfa dediğin değer eksi 8 bölü 10. Sadeleştir bir kez eksi 4 bölü 5 gelir. Cevap da Adana çıkar güzel insanlar. Peki burada kotanjant alfa değerini sorsaydı ne olacaktı? O da komşu bölü karşıdan Eksi 8 bölü 6 olacaktı. Peki hocam tanjant alfayı sorsa o da eksi 6 bölü 8. Zaten bunlar birbirinin ters hali. Ama dikkat sinüs alfayı sorsaydı cevap 6 bölü 10 sinüs her zaman 1'de 2'de pozitif olduğu için. Şimdi geldim bizim örnek 9'umuza. Güzel bir soru. Yeni nesil bir soru. Şekil 1'de uzunluğu 18 metre olan AB aydınlatma direği verilmiş arkadaşlar. Aydınlatma di diğeri diğerine şurası direk olacak arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hemen şöyle düzeltelim direğine. Tamam mı? Geldik yazdık. Ne yapmış? Yıldırım çarpması sonucunda direk C ve D noktalarından kırılarak şekil 2'deki gibi yere düşüyor. Tamam. Şimdi şurası kaç metre? 2 metre güzel insanlar. Tamam mı? E toplam direğim 18 metre ise 2 metresini ne yaptık? Yere düşürdüğümüz için şuradaki bakın sarıya boyadığım direklerin toplamı 16 metre yapacak. Peki BC 2 metre yazdım. Tanjant bak tanjant iyi izle. Şu tanjant değeri neymiş? 3 bölü 4 ama eksi. Niye eksi? Geniş açı olduğu için. Peki bunun içindeki yani şuradaki tanjant değeri ne olacak? O da x dersek tanjant x'in ne gelecek? 3 bölü 4 geldi. Peki hocam tanjant 3 bölü 4 ise şuraya k yazalım şuraya k yazalım. Bunun karşısı 3k komşusu 4k hipotenüsü de 5k oldu. Al sana sarıların toplamı ne kadar çıktı? 8k eşittir 16 ise k buradan kaç geldi? 2 geldi. Peki ad uzunluğunu sormuş. 3 çarpı 2'den cevap 6. Yani Denizli geldi. Yani güzel insan. Zor mu değil abi? Bak, gerçekten değil. Mantığını size kavrattığımı düşünüyorum. Peki geldik bizim son sorumuza. Burada şekil 1'de bir kapının birbirine eş olan A, F, E, B, E, D, C, B dikdörtgensel kanatları verilmiş. Bu kapının kanatları şekil 2'deki gibi açıldığında kanatların üst kısmında A, B, B üstü C yamuksal bölgesi oluşmakta. Şimdi yamuk neydi arkadaşım? Yamuk şuydu. Şöyle şurayı bir çizmek istiyorum. Buradaki şu mavi parça buradaki AC parçasına bir kez paralel olacak. Tamam. Şimdi AC'nin tamamı 20 mi? 20. Bunlar eşmiş. 20 ise şurası 10 olacak. Şurası 10 olacak. Bak 20'yi 10'a 10 paylaşacak. Tamam mı? Burası cepte. Şimdi B, B üstü de 4. Canlarım, soruyu ben sizin için şuraya tatlı bir şekilde çizmek istiyorum. Geldim, şöyle yaptım, tamam mı? Sonra burayı da birleştirdim. Canlarım, harflerini de verelim. Şura A, burası C, burası B, burası da B üst. Güzel insanlar. Bu kapılar sonuçta eşmiş eş? bunlar birbirine eşit. O zaman bu yamuk nasıl bir yamuk? İkiz kenar yamuk. Peki şuranın tamamı 20, şurası da 4. Hatırlıyor musunuz biz geçen seneki derslerimizde 10. sınıfta ne yapıyorduk? Hocam hatırlamıyoruz hiç oralara girme diyorsanız ben size hatırlatıyorum. Tak şu dikleri atıyorduk. Geldim şuraya 90'ımı yazdım. Şuraya geldim 90'ımı yazdım. Şurası 4 oldu mu oldu? 20'den 4 çıkarttığın zaman kaç kaldı? Tabii ki 20'den 4 çıkarttığın zaman 16 kaldı. Bölü 2'ye niye? yarısı buraya geliyordu, yarısı buraya geliyordu. E şimdi senin bu kapın 10'sa sonuçta açıldığı zaman uzunluğu değişir mi? Değişmez. Yine 10'dur. Orada tamam. E peki güzel insan 8'i var, 10'u varsa şurası da 6. Benden ne istiyor ona bakalım. A, B, B üssü. Yani şuradaki geniş açının tanjant değerini istiyor. Tamam. E soru bitti o zaman. Geldim şuradaki tanjant değeriyle hemen işlerimi bitiririm. Bak. Peki hocam niye buraya bakıyorsun? Şundan dolayı bak güzel insan uyanık olursan sen de göreceksin. Ben buradaki açıya A dedim ya. Şunu tamamlayan 180'e tamamlayan değer B değil mi? İ e bak o B buraya geldi Z kuralında. Ya da hocam şuradan aşağı diki attım. Buradan da yapabilir miyim? Evet yaparım. İstediğin yerden yap sonuç çıkacak. E peki hemen bu sefer şu dikten yapalım. Böyle öğrettiğim yerden. Şura 10, bura 6, burası da 8. Tanjant değeri 6 bölü 8, 3 bölü 4. Ama hocam geniş açıydı. Unutmadım sıkıntı yok. O yüzden eksi 3 bölü 4 cevap geldi. Çok güzel bir soruydu. Gerçekten çok tatlı bir soruyla ne yaptık? Dersimizi bitirdik. Bir özetleyelim mi? Kapılarımız eşit dedik. 10'a 10. Açılsa da uzunluk değişmeyecek. 10 geldi. 10 geldi. Burası 4'müş. Karşısı 4. 2 eş parçaya böldük. 8, 8. 10, 8, 6. ifade bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Sahnemizi çeviriyoruz. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.